Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda üçgende açı konusuyla alakalı son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. 2012 yılından itibaren başlayıp 2021 yılına kadar olan tüm soruların benzerlerini teker teker çözeceğiz ve sizler de zaten çözerken göreceksiniz. Vay be ÖSYM soruları buradaymış buraya doğru gitmiş. Zaten sorularda kendini belli ediyor ama videonun sonunda ne yapacağız? Yorumumuzu yapacağız arkadaşlar. Yani ÖSYM bu sorudan şimdi üçgende açı konusuyla alakalı şu soruyu sorarken artık şöyle sorular soruyor. Ya da bundan sonra bu tür sorular gelebilir şeklinde yorumlarımızı videonun sonunda yapacağız. O yüzden sizden bir isteğim var. Sizin zamanınız benim için çok değerli. Video izlenmesi derdinde değilim ben biliyorsunuz. Öncelikle şunu yapın bence. Şuradaki gördüğünüz pdf'i videonun açıklama kısmındaki linkten indirin. Öncelikle siz çözün soruları. Çözemediğiniz soruların cevaplarına bakın. E, yorumunda merak ediyorsanız videonun son kısmını izleseniz yeterli olacaktır sadece açınızdan. E hocam cevapları bilmiyoruz ne yapacağız diye soracak olursanız da e, ben videonun açıklama kısmındaki linke hem bunun boş PDF'ini hem de çözümlü halini koyarım arkadaşlar. Oradan çözümlere de bakarsınız. Ee, burada amaç sizi ÖSYM bu zamana kadar ne sormuş, nasıl sormuş, onların benzerleri soruları göstermek arkadaşlar ve eee ÖSYM zaten başlığımız ne? Nereden nereye? ÖSYM üçgende açı konusunda nereden nereye gitmiş? 10'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Birinci soru. 2012 LYS sorusu ve üçgende açı bir önceki videoda da baktık ya ya da siz PDF'ini indirip şeylere baktığınız zaman sanki 2017'den sonra bir ağırlık vardı üçgende açı sorulma anlamında hem TYT kısmında hem de AYT kısmında değil mi arkadaşlar? Yani artık ÖSYM sanki şey yapıyor ben üçgende açı soracağım. Yani hemen hemen her sınavda der gibi olmuş sanki ama bilemeyiz tabi. Neyse soruları yapıp ondan sonra yorumlarımızı yapalım isterseniz. Şimdi LYS 2012 benzer sorusu. Bildiğimiz klasik yani şekil burada açıklamalar burada x kaçtır. Genelde açıklamalar burada olup da e, şekilde buradaki açıklamaların olduğu şey şekilde veriliyor arkadaşlar. Ben genelde öyle yapıyorum. Bu eski nesil sorularda hemen soruya dalıyorum soruyu yapamadığım zaman soruyu okuyorum. Çünkü niye geometri verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir diye hep söylüyorduk arkadaşlar. Tarzımız buydu. Hep bu şekilde yapıyorduk. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi ben 35'i kullanacağım. 70'i kullanacaksam eğer hocam şu üçgene dikkat ederim o zaman. Bu üçgende 2 ee, iç açının toplam bir dış açı değil mi. hala bazı arkadaşlarınız şey yapıyor gerçi ama burayı bulup, ondan sonra iç açılar toplamından gidiyor ama hocam 2 açının toplamı bir dış açı zaten 35'te neyi toplarsan 70 yapar? 35'i Yazdır 35'i. E sonra a 80 de var. burada 80'i de kullan dersen o zaman bu üçgende 2 iç açın toplam bir dış açı değil yine. Yani x açısı 80 artı 35'ten kaç yapıyor gençler? 115 yapar. Cevabımız 115 oldu. Evet. 2012 LYS. Yani ikinci bölümde sorulan sorunun cevabı 115 miş 2014 LYS'de yine sorulmuş bir soru arkadaşlar. Yine klasik bir soru. Hiç şuradaki bilgiler yeterlidir büyük ihtimalle. İkiz kenarlık var. 100 derece. 180'den 100 çıkar. 80. 2'ye böl. 40-40 diye buraları bulduk. E hocam bu x kenarında x kenarda her zaman taban açıları çok önemlidir arkadaşlar. Şu açılarda birbirine eşit. E 100 iken ben burayı bulurum. 80. Burası da 80. 80, 80, 160'dan buraya ne kaldı? 20. E hocam ne olacak şimdi? 80, 80, 160'dan buraya da 20 kaldı. Bizden hocam, x isteniyor. Hocam x'i bulurken bak bir doğru açı var. Yani x artı 20 artı 40 eşittir. 180 değil mi? x de buradan ne yaptı o zaman? 120 derece yaptı arkadaşlar. Ya da Hocam direkt x 2 iç açın toplam bir dış açı da diyebilirdik. Büyük üçgenin dış açısı ya oradan da 80 artı 40'tan da 120 diyebilirdik. Yine klasik kolay bir soru. Ee, i̇kinci sorunun cevabı böylelikle 120 çıktı. Geldik üçüncü soruya. LYS 2015 sorusu. Konu anlatımlarından da zaten bu tür sorulara alışkınsınız arkadaşlar. Ee, x kenar gördüğümüz zaman taban açıları bizim için çok önemli. AA, aa diye yazdık. Hocam bu x kenarında taban açısına aynı cinsten yazabiliyorsak yazalım. Yazamıyorsak da hiç zorlamayalım. BB yazalım diye söylüyorduk. Peki. A, A artı B'yi bulursam olay bitti. X'i de bulurum. E hocam neyi kullanmadık biz? 50'yi. Hadi 50'yi de kullanalım. Bazı arkadaşlar 50'yi hocam şu dörtgende kullanalım der. Hı. O zaman dörtgenin iç açıları toplamından gidersiniz. 180-A yazıp 180-B yazıp öyle işlem yaparsınız. Ya da 50 direkt büyük üçgenin açıları değil mi? Evet. E o zaman büyük üçgenin açılarını toplayıp 180'e eşitleyebiliriz. Bana buradaki açı lazım. O çok kolay. Şu ikisi 2A ise bu 180'e tamamlayanı 180-2A. Bu ikisi 2B ise e o zaman burası da 180-2B. E hocam ne çıktı o zaman burada? Şunların toplamı yani 180-2A artı 180-2B artı 50 eşittir 180'den Buradan 180'lerden birer tanesi gitsin. Eksi 2 X2 ile eksi 2 b'yi bu tarafa atalım. 180 artı 50 de buradan 230 yaptı. 2 a artı 2 b'ye eşit oldu. O zaman buradan 115 eşittir a artı b'ye yaptı. E hocam a artı b artı x de 180 eşit değil mi? Yaz buraya a artı b artı x eşittir 180 olacağından. E hocam burası da 115 ise eğer x'e de kaç kalır? 65 derece kalır. Yani 3. sorunun cevabı da böylelikle 65 yaptı. Geldik dördüncü soru. YGS 2016 sorusu arkadaşlar. Evet. Ne var? E, klasik bir soru. Yani dik üçgenin bir espirisi var mı? Yok sadece açıyı kullanacağız galiba. Hemen bakalım. 138 ile onun toplamı 148. 180'e tamamlayan açısı 32 derece burası. E, hocam tamamı 90 dereceydi burası. 90'a tamamlayanı kaç 32'nin? 58 derece. Burası 58 yaptı. Buradaki üçgende de iç açılar toplamı 180 olacağından x artı 58 artı 72 eşittir 180 olacağından şu ikisinin toplamı 130 mu yapıyor? Evet. E 180'den 130 çıkınca da x kaç yapacaktır? 50 yapacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı da böylelikle 50 çıktı. Hep klasik değil mi? Evet. Çünkü hala 2017'ye geldik mesela. Bu da klasik bir soru. 2018'den sonra mı bir yeni nesil başlıyordu böyle? Abartılı bir şekilde başlıyordu daha doğrusu. Evet. Şimdi bu yanlış da var. Aslında hadi yorumu sona bırakacağım diyordum ama arada da söyleyeyim. Ee, ya ÖSYM yeni nesil soru ya 2018'de başladı. Hayır kardeşim katlama soruları 2011'den itibaren yani son 10 yıldan 11 yıldan itibaren soruluyor. Yeni nesil bence o. Ya da e, değişik tarzda sorular geometride hep soruluyordu arkadaşlar. Yeni nesil sadece 2018'de Ağırlıklı olarak sorulmaya başlandı haberimiz olsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar soruya bakıyoruz. Evet bu 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 eşit verilmiş. Ee, bakalım bu 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 eşit verilmiş. Aa bir de bak BA ile şey de eşit verilmiş. Dikkat. BA ile BC de eşit verilmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Onu da kullanacağız. Öncelikle 114'ten yürüyelim. Niye? Her zaman bilinenden bilinmeyene doğru gidiyorduk. Niye ben buraya AA yazıp da işlem kalabalığı yapayım değil mi? 114 180'e tamamlayan açısı kaç derece arkadaşlar? 66 değil mi? Evet. 66 ise bu da ikiz kenar. E hocam burası da 66. Kafadan yapalım. 66, 66 132. 180'e tamamlayanı kaç derece? 48 derece. Şimdi şu ikiz kenarlığı kullanacak olursak veriler her bir bilgiyi kullanacağız diyoruz çünkü bu ikiz kenarlığı kullanacak olursak arkadaşlar burası 66 derece ise Burası da 66 derece olacağından dolayı buraya kaç derece kaldı o zaman? 66'dan 48 çıkınca 18 derece kaldı. E hocam bu da ikizkenar Hemen 18'i burada kaçı da 18 yaptı. Ve şuradaki üçgeni fark ettiniz mi gençler? Bu üçgende bir açılar var. Bak x açısı da var. Yani üçgen iç açıları toplamı 180 derece. Yazalım. X var. 18 var. Bir daha 18 var. Bir de 114 var. Eşittir 180 değil mi gençler? bak x 18 18 114 18 18 36 e, 114 ile 36'yı toplarsak 150 180'den 150 çıkınca da kaç kalır arkadaşlar? 30 derece kalır. Evet 5. sorunun cevabı da böylelikle 30 çıktı. Geldik 6'ya. Burada hiçbir şey yapamıyorum. Soruyu okuyorum. DEC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi neydi? Hocam açıları yazmamak. Hatta kenarlarını yazmamakta arkadaşlar. Göstermemekte. E belki işimize yaramayacak ama mutlaka gösterin arkadaşlar. Sonra başka. FD ile BC birbirine paralel verilmiş. Hocam da şu birbirine paralel verilmiş. A yöndeş açıdan dolayı 60 ise burası 60 diyebilir miyiz? Evet. Hatta Z'den de şuraya da 60 diyebiliriz arkadaşlar. Ya da 60 60 ise 60 da diyebiliriz. Sıkıntı yok. E hocam takıldık. Verilen bilgiyi kullanalım. Şu açılar eşit verilmiş. O zaman ben buraya bir A açısı dersem burası da A burası da A. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 değil mi? Evet. E o zaman buradaki üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan yani 3A artı 60 eşittir 180 olduğundan 3A eşittir 120'den A'yı da buradan kaç buluruz? 40 buluruz. Evet A 40'sa. şimdi artık ne yapacağız? Hocam şu üçgene bir dikkat edeceğiz. Bu üçgende iki iç açılar toplamından gidebilirsiniz ya da iki iç açının toplamı direkt bir dış açı diyeyim arkadaşım. Evet. Yani 40 artı x buradan 60 olduğundan x de kaç çıkacaktır? 20 derece çıkacaktır arkadaşlar. Ya da 40, 60, 60 ve x toplamı 180 de diyebilirsiniz tabii ki. Evet. Lys 2017 benzer sorusunun cevabı da böylelikle ne çıktı? 20 çıktı. Geldik. Lys 2017 benzer sorusuna. Evet bu da eski nesil bir soru. Bakalım. ABC ikizkenar üçgen AB ile AC eşit verilmiş. Zaten bu açılarda birbirine eşit verilmiş ve ekstradan şuradaki açıda eşit verilmiş arkadaşlar. X kaç derecedir? Neresi? BAD, EAB ve BAD açılarına da X demiş. O zaman şunlara bir XX diyelim. Hocam şuraya A diyelim, buraya da A diyelim, buraya da A diyelim. E, o zaman ne oldu arkadaşlar? Şurada bir üçgen var mı? Var. Bu üçgendeki iç açılar toplamını söyleyecek olursak A artı 2x artı 68. A artı 2x artı 68 180 eşitse. 180'den 68 çıkarsak 112 mi yaptı? Evet. Sonra hocam şu üçgene dikkat edecek olursak bu üçgenin de bütün açıları var hocam. A, A, 52 ve x yani o da 2A artı x değil mi? 2A artı x de artı 52 var bir de 180 eşit ya. 180'den 52 çıkarsan 128 mi çıktı arkadaşlar? Aynen öyle. E hocam 2 bilinmeyen 2 denklem. Bizden de x isteniyor. Ne yapacağız? Bunu x2 ile çarpacağız. A'yı yok edeceğiz. Ve taraf tarafa toplayacağız. Hadi bakalım. Eksi 2a eksi 4x eşittir. Eksi 224 e Buradan da 2a artı x eşittir 128. Taraf tarafa toplayacak olursak 2a'lar nanay Buradan eksi 3x geldi. 224'ten 128 çıkartırsak 96 yapıyor galiba. Yani eksi 96 olacak arkadaşlar. O zaman 96'yı da 3'e böldüğümüz zaman x de eksi yani eksi 96'yı eksi 3'e böldüğümüz zaman kaç geliyor arkadaşlar? 32 geliyor. Evet 7. soru. LYS 2017 benzer sorusunun cevabı ne çıktı? 32 çıktı gençler. Ve geldik o TYT 2018 benzer sorusuna evet direkt yeni nesile geçtik arkadaşlar. Yani artık dedim ya size. Eskiden de geometri yeni nesil çıkıyordu aslında da ama tek tük çıkıyordu. Artık e, yeni sınav sisteminde özellikle üçgenlerde yeni nesili çok kullanıyorlar. Hep unutuyorum. Videonun sonunda yapacağım bu yorumları. Neyse Amblem tasarlayan Egehan şekil 1'deki İkizkenar üçgen biçimindeki kartondan 9 tanesini kullanarak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırmış ve şekil 2'deki deseni oluşturmuş. Yani ÖSYM'nin de logo sorusuydu. Ya eminim yani harbiden benim bu yazdığım soru ÖSYM'nin yazdığı sorudan daha güzel oldu onu söyleyeyim. Yani en azından bu daha net bir şekilde e, şeye benziyor arkadaşlar. Neye benziyor? Logoya benziyor yani en azından. Buna göre x açısının ölçüsü nedir diye soruluyor. Arkadaşlar uzun kenarlar çift çizgi kısa kenarda hiçbir şey gösterilmemiş. Bakın burada x x yani uzun kenarlar yapıştırılmış. Bu uzun kenarlı bu yapıştırılmış. O zaman burası da x x burası da x x burası da x x diye gidiyor değil mi arkadaşlar? Evet. E burada kısa kenar burada o zaman bunun taban açıları x x burada da taban açıları x x. Yalnız dikkat ederseniz hop şuradaki açılar bakın hep tepe açısı x x tepe açısı bu x x tepe açısı bu x x tepe açısı bu. Aynı şekilde tepe açıları da birbirine eşit değil midir burada? Evet. Dikkatimizi çeken nokta ne burada arkadaşlar? Hocam şurası bir doğru açı yapıyor. Pardon tam açı yapıyor. Zaten bu tür şekillerde buna dikkat etmeniz lazım. Bir doğru açı yapmış mı? Tam açı yapmış mı? Ya da eş yapılı böyle kartonları kullandığınız zaman soruyor. Net bir şekilde çözemezseniz böyle eşitleri de yazıp ekstra başka bir yerlerde x kenarlık falan var mı? diye bakmanız lazım. Mesela ben bu şekli oluşturup size şuradaki açıyı da sorabilirdim. Bakın şöyle şuradaki açıyı da sorabilirdim. Önce x'i bulacaktınız sonra burada kaç çıkacaktı? Şuradaki x kenarlığı kullanacaktınız. Çünkü burası da çift çizgi burası da çift çizgi olduğundan dolayı. Hani bunun değişik versiyonları karşınıza gelebilir. Neyse biz sorumuza odaklanalım arkadaşlar. Burada dikkat edin bir tam açı var. Hocam x x iken burası 180 2x değil mi? Evet bütün nokta açıları 180 eksi 2x. Burada kaç tane var? 9 tane kavram vardı. 2 tanesi buradaysa 7 tane nokta açısı var burada. Yani 7 tane 180 eksi 2x var. Artı bir de 2x var. Bu açıları topladığım zaman kaç yapmalı? 360 yapmalı. E bunu çarptığım zaman 7 kere 856, 1260 yaptı. Eksi 14x artı 2x eşittir 360 olduğundan Buradan e, burası eksi 12x yaptı. Öbür tarafa atınca 12x yaptı. 1260'tan 360 çıkınca 900 kaldı. E, x de buradan 900 bölü 12. Sadeleştirmeyi yaptığınız zaman da cevabı ne bulursunuz? 75 bulursunuz arkadaşlar. E, cevabımız da böylelikle 75 çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Üçgen açıyla ilgili kısa bir bilgi vereyim burada. Öncesinde videonun sonunda da söylerim de. Şimdi e, burada da söyleyeyim isterseniz. Öncesinde ne yapıyordu? Şekli veriyordu. Yanda açıklamaları yapıyordu. E Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Üstte açıklamayı yapıyor. Burada soruyu soruyor. Şekli veriyor. Soruyu soruyor. Aslında soruyu okuma hızı olarak düşündüğünüz zaman aynı şey. Hani yandaki bilgileri okuyorsunuz. Yani oku, şekle bak. Oku, şekle bak. Oku, şekle bak. Burada da burada okuyorsunuz. Ee, anlamaya çalışıyorsunuz. Hemen hemen yeni nesil soruları çözmeyle eski nesil soruları çözme hemen hemen aynı hız aynı hızı arkadaşlar yani hızınızda bir şüphe olmasın bunu da söyleyeyim neyse devam edelim bir sonraki soruya bak şimdi o hocam soruya bak bu ne ya bir sayfa boyunca soru mu olur soru bir sayfa değil kardeşim soru şurası şuradaki bölgeyi okuyacaksın o kadar kardeşim sadece cevaplar da şekilli olduğu için soru biraz kalabalık gözüküyor sadece dikkat edin yani sorudan korkmayın. Şimdi Atlantik Okyanusu içinde bu arada 2018 AYT sorusuymuş. Atlantik Okyanusu içinde Bermuda şeytan üçgeni olarak adlandırılan gemiler ve uçaklar için tehlikeli bir bölge bulunur. Hani şurayı tanımlamış. Bu bölgenin çevresini hesaplamak isteyen bir araştırmacı sabit bir hızla gemi ile A'dan başlayarak önce AB yolunu AB sonra BC yolunu sonra da CA yolunu kullanır kullanıyor. Araştırmacı AB yolunu ve BC yolunu aynı sürede gitmiş. Hmm, ne demek bu? Arkadaşlar aynı sürede gitmiş. E hocam o zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Bakın önemli bir nokta. Önceden ne diyordu? Eski nesil sorularda AB eşittir BC yazıyordu. Artık yeni nesil sorularda bunu yazmak zorunda değil. Oranın eşitliğini sana gösterir. Sadece gösterir. Yani hissettirir daha doğrusu. Çünkü ne var burada arkadaşım? Ne demiş? AB yolunu ve BC yolunu aynı sürede gitmiş diyoruz ya. E biz ne diyoruz? Bir de geometride verilen her bir bilgiyi kullan. Ya bu yollara aynı sürede gitmesi ne demek? E, sabit de hızlıydı bunlar. Aynı sürede gidiyorsa, o zaman gittikleri yollar birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Madem bunlar eşit, aklımızda bulunsun. Ve bu yolları kullanırken pusulasında aşağıdaki görüntüler oluşmuş. Keşke burada şeyi belirseydim. E, bu kırmızı kuzey kuzeyi gösterir falan diye belirseydim ama kitaplardan da artık alışkın olduğunuz için önemli değil bence artık. Bu kuzey ibresi e, kuzey ibresi ile AB yolundaki şurası kaç derecelik açı yapıyormuş arkadaşlar? 20. Bu AC yolu da pardon BC yolunda da e, kuzey ibresiyle kaç derece açı yapıyormuş? 150 derece açı yapıyormuş. E, kuzeyin hepimiz bir şey olduğunu biliyoruz. Şu ikiz kenarlık aklımızda bulunsun arkadaşlar. Tamam e, kuzeyin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hop şöyle bir şey. Kuzey çizgisi. Yani kuzey, kuzey çizgisini şöyle gösterelim. Ki böyle pusula sorusu geldi zaman hemen kuzey çizgisini böyle gösterin arkadaşlar. Evet kuzey çizgisi buysa. Bu ne demek? Bize diyor ki kuzey çizgisiyle AB yolu yaptığı açı verilmiş. He. O yüzden AB yolunun yaptığı açı verildiği için kuzey çizgisini AB yolu, yoluyla kestirdim. BC yoluyla yaptığı açı verildiği için şurada arkadaşlar. O yüzden BC yolunu kestirdim. Hocam AC yoluyla da yaptığı açı isteniyor bizden diye soracak olursanız zaten burada AC yolunu kestiği şey verilmiş zaten. Bir daha ekstradan bir şey çizmeme böyle gerek yok arkadaşlar. Şu iki çizgi yeterli olacaktır. Yeter ki AB yolunu kestim, BC yolunu kestim. Yani her üç yolu da kesen ee, belki bazı sorularda şekillerde bir tane çizgi olacaktır. Mesela doğru da açılarda onu yapabiliriz. Ee, ama burada yapamadık maalesef. Burada ne yaptık? Bir tanesini çizdik. Olmadı. BC'yi kesmedi mesela. Bir de BC'yi kesin çizdik. Neyse fazla uzatmayayım. Şimdi benim AB yoluyla kuzey çizgisi kaç derecelik açı yapıyormuş? Yaptığı açı 20 dereceymiş. Hocam burası 20 derece. Yaptığı dar açı yalnız. Dikkat. Geniş açısı şurası. Geniş açını sana taramamış. Şuraya bakalım. Bizim BC yoluyla da kaç derecelik? 150 derecelik açı yapıyormuş. Bakın. BC yoluyla da yaptığı geniş açı. Kuzey ibresi. Geniş açısı burası değil mi? Evet. Burasını da 150 derece olarak vermiş. E burası 150 ise o zaman burası kaçtır? 30 derecedir. Aa hocam bu kuzeyi gösteriyor. Bu da kuzeyi gösteriyor. Bunlar birbirine paralel değil midir? Paraleldir. E paralellik var. Şurada bir M kuralı var mı gençler? Var. Yani M kuralından dolayı hop burası kaç derece oldu? 50 derece oldu. Bizden ne isteniyor? Buna göre araştırmacı C'den A'ya giderken pusulasında ne gözükür diye soruyor arkadaşlar. Yani kuzey çizgisi ile AC yolu arasındaki açı ya burada kaçı ya da burada kaçı isteniyor arkadaşlar bizden. Ya hocam nasıl bulacağız bunu? Demek ki bak bir şeyi okumadık bir şeyi kullanmadık. Ne diyoruz? Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Neyi kullanmadık arkadaşlar biz? İkiz kenarlığı kullanmadık değil mi? Ya İkiz kenarlığı kullanmadığımız için yani AB ile AC uzunluğu birbirine eşitti arkadaşlar. E madem bunlar birbirine eşit 50 ise ikiz kenar olduğu için AB ile BC özür dilerim. Birbirine eşit. Madem bu ikiz kenarsa 180'den 50 çıkart. 130 132'ye böl. 65-65 yaptı burası. E hocam şuradaki açıda zaten 150 ise 30 derece. İki iç açın toplam bir dış açı. Burası 95 derece. Buradaki açıda kaç derece? 85 derece. Yani cevabımız ya ne ya şu 95 derece ya da 85 derece olacaktır arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bizim CA yoluyla kaç derece göstermiş? 50 derece göstermiş değil. CA yoluyla 65 göstermiş, 70 göstermiş değil. 80 göstermiş. Bu da değil. 85 göstermiş arkadaşlar. Biz zaten neyi arıyorduk? Ya 95'i arıyorduk ya da 85'e arıyorduk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. Evet, sorumuzun cevabı böylelikle Edremit yaptı arkadaşlar. Niye bunu işaretliyorsun? Heh. Bu 80 değil çünkü. Evet, güzel bir soru. Artık bu mantıkta bir soru geldiği zaman rahat bir şekilde yaparsın diye tahmin ediyorum. Geldik 10. soruya. Yine bir eş kartonları kullanmış bir yapıda. Bakalım nasıl kullanmış? TYT 2020'de sormuş, sorulmuş bir soru. Köşeleri A, virgül B ve C harfleriyle isimlendirilmiş. Üçgen biçimindeki bir karton şekil 1'deki gibi gösterilmiştir. Şu şekilde bir karton var. 4 tane ABC kartonu kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerine A köşesi çakıştırılıp şekil 2'deki gibi birleştirilebilmektedir. He. Bak A köşeleri birleştirilmiş. Yani sana orada bir sinyal çakıyor. A köşeleri birleştirilmiş. Yani A köşesindeki burada kaçı, burada kaçı, burada kaçı. Bunlar eş olduğu için birbirine eşit değil midir? Evet. E bunlar eşitse burada kaçı? A hocam bak 360'a tamamlıyor. Yani 360 bölü 4'ten kaç çıktı arkadaşlar burada kaçı? 90 derece çıktı. Yani A köşesindeki açıyı biz 90 derece bulduk arkadaşlar. Devam edelim soruya. Aynı işlem. 5 tane ABC üçgeni kullanarak bu sefer B köşesi kullanılmış. Yani sen 5 tane şu alfayı kullandığında şöyle bir yapı oluşturacaksın. Ama 5 tanesiyle oluşturduğun zaman bütün kenarlar çakışmış olacak. Yani 5 tane açı bu sefer 360 eşit olacak. 5 alfa eşittir 360 dersek alfa buradan 360 bölü 5'ten kaç çıktı? 72 çıktı. Alfa 72. E hocam üçgen iç açıları toplamından 72 ise bunun 90'a tamamlayanı 18 derece olmaz mı burası? Evet. Buna göre diyor bu işlem kaç tane ABC kartonu kullanılarak C köşesi çakıştırılıp yapılabilir. Yani 18'leri yapıştırarak 360 dereceyi elde et diyor bana. O zaman biz nasıl yapacağız? 360 yani 360 elde edecek kaç tane 18 var 18 derece vardır diye soruluyor bize. O da nedir? 360 bölü 18'den 20 yaptı. Yani cevabımız 20 tane olmuş oldu. Gerçekten güzel bir soru. Çok zor bir soru bu. Neyi kullanmış burada? Bakın arkadaşlar. Burada şunu kullanmış. Bir tam açı kullanmış. Sadece bak tam açı bilgisi var. Ve üçgende iç açı toplamı var. Başka da bir şey yok. Klasik iç açılar toplamı 180 ve tam açı bilgisini bildiğin zaman olay bitti kardeşim burada. Hani kolay. Yani e, ÖSYM ne diyoruz hep? E, bu aralar böyle ama ileride belki değişebilir. Eski neslin kolay sorularını kolay bir şekilde bizim karşımıza çıkarıyor sadece. Güzel bir soru. Hoş bir soru. TET 2020 benzer sorusunun cevabı. Böylelikle 20 yaptı. Ve geldik 10.000'i soruya. Ooo hocam klasik bir soru geldi. Ne güzel bir soru Ha, Değil mi? Bak burada şekil verilmiş açıklamalar var. Değil. Bu sefer kağıdı yırtmış. Tahmin yeteneğinizi ölçüyor arkadaşlar burada. Hadi bakalım. Yeni nesil soruya çevirmiş. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu zamana kadar 2018'den itibaren üçgende açı konusuyla ilgili hiç eski nesil bir soru görmedik. Yani biz buradan şunu çıkartabiliriz. Hep yeni nesil soracaklar üçgende açıyla ilgili. Devam edin neyse. Geometri kitabında aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Mehmet, Mehmet Karayel buradan selamlar bu arada. sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için sorunun çözümünde tahmin yeteneğini kullanıyor. İşte şöyle bir soru. AB ile AC birbirine eşitmiş. Şu eşitleri yazalım pardon AB ile AC AB ile AC birbirine eşitmiş. Bir de CE, CD CE ile CD birbirine eşit. 20 ise zaten bunlar direkt 80. 80 yaptı. Hemen bunları yazalım isterseniz. Sonra bir de A bilmem ne. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Kağıdın yırtılan kısmında B, C, D ve E harflerini koyduğunda sadece iki harf için sonuç buluyormuş. Çünkü A'ya baktığın zaman AB olur, AC olur, AE olur, AD AD olur, değil mi? Çünkü A, A, noktasına ait ışınlar sadece bunlar. AB, AC, AE ve AD oluyor sadece. Ve bunların sadece ikisi için bir sonuç buluyormuş. Demek ki diğer ikisinde bulunmuyor. Buna göre bulduğu sonuçlar arasındaki fark nedir diye bakıyor. Soruluyor. B'yi koyalım mesela. Şuraya AB koyacak olursak. Hocam AB'ye bir çift çizgi koyarsam. E bunlar eşit zaten burası da çift çizgi olacak. E hocam burası 80 ise o zaman şurada kaçı kaç yapıyor? 100 yapıyor. Bu ikizkenar kenar olmuş oldu o zaman. Değil mi? Bu ikizkenar kenar. O zaman burası da 100 olmuş oldu. E 100 100 8, 200. E buraya negatif bir değer kalmış oldu. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Gitti. Demek ki B harfi için olmadı. C C'yi koysak. Şuraya C koysak arkadaşlar. C'yi koyarsan AC eşit olacak bu sefer. Yine aynısı çıktı. Bununla bu eşit oldu ya arkadaşlar. Bakın 80 ise 100 e hocam x kenar. O zaman burası da 100. 100 100 olmaz. 2 tane geniş açı bir üçgenin açısı olamaz. Yani o zaman C gitti. Başka neye bakalım arkadaşlar? D'ye bakalım. D'yi koyduğumuzda şuraya bir D koyduğumuzda D koyduğumuzda şöyle tamamı eşit arkadaşlar koyduğumuzda e hocam burayı 80 bulduk. Bu sefer şununla şu eşit. Tepe açısı 80 olan bir ikizkenar üçgen çıktı. 180'den 80 çıkart. 100. 2'ye böl 50 50 olacak. Yani bu da tamamı 50. E hatta buraya 30 kaldı diyebiliriz. Ama önemli değil. Şu ikizkenardan kenardan dolayı 50 ise burası da 50. E, x artı 50 80 eşit değil mi? Evet x artı 50 eşittir 80 olduğundan x de buradan kaç bulduk? 30. Evet d koyduğumuzda 30 bulduk. Siliyorum mecburen. Bir de ne koyalım arkadaşlar? E koyalım bakalım. A e olduğunda da ne oluyor? A e'yi koyduğumuzda da Şunları siliyorum maalesef. Çözümde gözükmeyecek ama. AE koyduğumuzda da yani şuraya kadar eşitlik olduğunda arkadaşlar. A hocam 80 burası. E o zaman burası 100 yaptı. X kenarın tepe açısı 100. 180'den 100 çıkart. 80. 2'ye böl. 40, 40 oldu. E hocam burası 60 ise burası da 60 olacak. Burada da arkadaşlar X artı 62 iç açın toplam bir dış açı olduğundan dolayı x artı 60 80 olduğundan x'i de kaç bulduk? 20 bulduk. Evet x'i de buradan 20 bulduk. Bizden ne isteniyor? Bulduğu sonuçlar arasındaki fark isteniliyor. Yani 30 bulduk bir tanesinde. Bir tanesinde de 20 bulduk. 30 eksi 20 de kaç yaptı? 10 yaptı sevgili gençler. Evet bu da güzel bir soru. Tahmin yeteneğini kullandıracak güzel bir soru olmuş. AYT 2020 sorusu. Ve geldik son soruya. TYT 2021 sorusuna arkadaşlar. Evet ben TYT 2021'de sorulan bu şekildeki sözel soruya, dönme açısına ilgili soruya e, benzer bir soru yazdım ama bu sefer daha zorunu yazdım. Haberiniz olsun. ÖSYM'nin sorduğu daha kolaydı. E, bu soruyu çözdükten sonra daha kolayını da isterseniz paylaşırız. paylaşırız. Önce bu soruyu çözelim. Anlayalım. Düz bir zemin üzerinde Akın ile Zehra yiyenlerim olur. Kullanıyoruz sorularda. Akın ile Zehra arasındaki uzaklık 6 metredir. Evet. Şurada Akın ile Zehra arasında bir 6 metre olsun bakalım. Şöyle bir 6 metre. Akın ve Zehra diyelim şöyle. 6 metreymiş. Peki eyvallah. Akın 6 metre kuzey yönünde ilerledikten sonra hmm. Zehra ile Akın arasındaki uzaklık 6 metreydi ya. Bir 6 metre ilerledikten sonra. 6 metre ilerlettim bakalım ben böyle. Ne yapıyormuş? Ne yapıyordu? Kuzey yönünde ilerledikten sonra 130 derece dönüp yürümeye devam ettiğinde Zera'nın bulunduğu noktaya geliyor. 6 metre böyle yürüdü, sonra 130 derece döndü. Hocam, burada 130 derece dönecekse normal gitse böyle gidecek. Dönme açısı hop şöyle olmaz mı arkadaşlar? Hop şöyle olacak. O zaman şuradaki açımız bizim 130 derece olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Şuradaki açımız bizim 130 derece olacak. Bazı arkadaşlar şunu şöyle getiriyor. Burada kaçı 130 derece diyor. En büyük yapılan hata. Dikkat edin. Gitti yol zaten böyle. Dönme açısı hop şurası olacak. E tamam. E o zaman burası ne çıktı? Verilen bilgileri kullanalım arkadaşlar. 130sa burası kaç oldu? 50. A hocam, 6 metre burası 6 metre burası x kenar. O zaman burası da 50. 50, 50, 100. Buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı. Şimdi devam edelim bakalım. Zehra ise 6 metre ilerlediğinde Akın'ın izlediği yol üzerine gelmiş. Hmm. Zehra 6 metre ilerlediğinde nereye geliyormuş arkadaşlar? Akının izlediği yol üzerine gelmiş. Yani bu yol üzerine gelecek. O zaman bizim Zera'yı şöyle 6 metre ilerletelim. Tam buraya denk gelmiş. Tam da buraya denk gelmiş. 6 metre gittiğinde. Aa hocam ne çıktı burada? Bak çok güzel bir şey çıktı. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu. Yani ikiz kenar çıktı. 80 derece. O zaman burası 20 yaptı. E o zaman burası 20 ise de arkadaşlar. Buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Bize ne diyor arkadaşlar? Buna göre Zehra son konumunda. Son konumu burası değil miydi? Evet. Bulunduğu yerden en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse akının ilk konumuna ulaşır? Bak şimdi. Bizim Zehra'mız gidecek olsa böyle gidecek, değil mi? Evet. En az kaç derece dönerse akının olduğu yere gelir diye soruluyor. İşte dönüş açısı böyle olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Normalde böyle gidecekti. Dönüş açısını hop şöyle. Şuradaki açısı isteniyor arkadaşlar bizden. Bazı arkadaşlar burada neyi hesaplar? E hocam böyle gelmiş. 80 derece dönmüş diyebilirsiniz. Bu bir hata. E dönüş açısı neresi oluyor arkadaşlar? Burası oluyor. Dikkat edin lütfen. Yani bizden ne istenilmiyor? 100 derece isteniyor. 100 derece dönüş yapıp ilerlerse akının bulunduğu ilk konumuna gitmiş oluyor sevgili gençler. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 100 derece çıktı. İsterseniz bakın ben bu soruyu biraz daha zorlaştırdım öyle sordum. ÖSYM nasıl sordu bu soruyu? Aynısını değil sayıları değişti de vereceğim size. Şimdi mesela Akın kuzey yönünde 6 metre ilerleyip atıyorum 150 derece dönüş yapıp bir 6 metre daha gittiğinde Zehra'nın olduğu konuma geliyor. E hocam dönüş açısı neresiydi? Bakın dönüş açısı şurası. Kaç derece dönmüş? 150 derece dönmüş. Akın 6 metre kuzey yönünde ilerledikten sonra kendi etrafında 150 derece dönüp Zehra'nın bulunduğu konuma geliyor. Tamam 6 metre daha ilerleyip tamam mı? Sözel olarak söylüyorum soruyu size. Akın 12 metreye gitmiş olsaydı eğer. Bak soruya bak. Soru şöyle devam ediyor. Akın 12 metreye gitmiş olsaydı. O zaman 12 metrelik yer çizeceksin. Hocam burası 6 ise burası da 6 oldu. Zehra'nın bulunduğu konuma gidebilmesi için kaç derecelik dönüş yapması lazım diye söylüyor bize soruda arkadaşlar. Aa ne çıktı arkadaşlar burada? Buradan normalde böyle gitmesi gerekirken dönüş açısı kaç derece olur? Zehra'nın bulunduğu konuma gitmesi için diye soruluyor. Bakın çok kolay bir soru değil mi? Hocam x kenar 150 ise burası kaç yapar? 180'den 150 çıkart. 30 2'ye böl. 15 15 çıktı. Dönüş açısı 15 mi? Hayır. Dönüş açısı burada kaçıydı? Yani 165 derece olur arkadaşlar. Yani ben size şöyle bir soru sorsam. İkiz kenar üçgen tepe açısı 150 derece desem. Hadi bunun dış açısını bulun desem. Çok kolay bir soru değil mi? Çok kolay bir soru. Bak ÖSYM eski nesil bir soruyor. Sözel bir soru halinde yeni nesil olarak sizin karşınıza koyuyor. Sorular böyle geliyor artık arkadaşlar. Ciddi anlamda böyle geliyor. Ve gençler böylelikle soru çözümlerini bitirdik. Şimdi sıra nerede? Soruları yorumlamakta. Yani son 10 yıl içerisinde üçgende açı konusuyla alakalı ÖSYM'nin sorduğu soruları yorumlayacağız. Yani ÖSYM nereden nereye gitmiş ve nereye doğru gidebilir? Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu seriyi yapmamdaki amaç yani bizim serimizin adı neydi arkadaşlar? ÖSYM nereden nereye serisinde? Bu soru çözümü kısmındayız şu anda. Soru çözümü kısmında yapmamızdaki amaç ÖSYM sorularıyla şöyle bir genel bir tekrar yapmak ve ÖSYM sorularını size göstermek ve siz gördüğünüz zaman da zaten ne yapıyorsunuz? Soruların nereden nereye gittiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Videonun uzun olmasına bakmayın. Ben e, soruları çözerken yorumladım. Şey yaptım falan filan. E şimdi biraz daha uzatıyorum videoyu bu konuşmalarla. E, zaten videonun başında da dedim size. Ne dedim? Öncelikle soruları siz çözün. Çözemediğiniz sorulara bakın diye söyledim. Ben merak ediyorsanız şu anki yorum kısmını dinleyebilirsiniz. Yani bir 7-8 dakikalık kısmı dinleyin. Amacıyla çektim bu videoları. Yani kendinizi böyle videolarda 40 dakika 50 dakika böyle başına geçip de dinleyeyim şeyinde değiliz. Zaman önemli diye her zaman söylüyorum. Özellikle sizin zamanınız çok değerli arkadaşlar. Öyle boşa vakitte geçirmeyin. Şimdi ÖSYM ne yapmış? Öncelikle 2018'e kadar olan kısmı bir değerlendireyim isterseniz. ÖSYM şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 2018'e kadarki sorularında genelde hep aynı yapıda soruları sormuş. Genelde eski nesil dediğimiz yeni nesile de çevirebilir burada bu soruyu böyle hikayede yazabilir fark etmez. Ee, burada bilgileri verdiği bilgileri hep şekil üzerinde göstermiş. Ve genelde iç açılar toplamı 180, iki iç açı bir dış açı şeklinde sorular sormuş. Ve ikiz kenar üçgenli yapıları daha ağırlıklı sormuş. Yani ikiz kenarın taban açıları birbirine eşit iki iç açı bir dış açı kullandırıcı sorular zaten bizim konu anlatımımızda da veya çoğu kitapta zaten bu tür sorular mevcut. özellikle sorular var mı? Var kitaplarda. Ama biz tabi ne olur ne olmaz diye o soruları da yazıyoruz. Ama genelde ÖSYM'nin yapısı iç açılar toplamı 180, iki iç açının toplamı bir dış açı ve ikizkenarlık ikiz kenarlık yapısını çok kullanmış. Genelde de dediğimiz gibi şuradaki bilgileri hep şekil üzerinde göstermiş. Birkaç soruda göstermemiş. O da soruyu tıkandığınızda hep söylediğim şey aklınıza gelsin. Soruyu yapamıyorsan soruyu oku. Mutlaka kullanmadığım bir bilgi vardır. O bilgiyi kullanınca da direkt çıkıyor. Mesela bu soruda şu ikiz kenarlık vardı. Ya da şu soruda eş kenarlık bilgisi vardı mesela. Ha bunları da kullandıktan sonra soru yine ee, direkt belirli tanımlarla çok rahat bir şekilde çıkıyordu arkadaşlar. Dediğim gibi ikiz kenarlık yapısını da çok kullanmış arkadaşlar. Yeni nesil soruya geldiğimiz zaman da yine ikiz kenarlık yapısı olan soruları görüyoruz. Hani eş kartonlardaki şu sorudaki gibi Başka öyle ikiz kenarlık yapısı var mı? Şuradaki soruda var. Evet. Ondan sonra şuradaki soruda var. Yine ikiz kenarlık yapısı ön planda diyebiliriz arkadaşlar. Ama sorular değişmiş gibi aslında değişmedi. Sadece hikayeli bir şekilde veriyorlar artık bize. Yani oku, anla, yap şeklinde yine eski nesil soruları nasıl çözüyorsanız öyle çözeceksiniz. Yalnız yeni nesil sorulara geçtiklerinde ben hep şunu söylüyorum. Eski nesil soruların, eski nesilde sorulan kolay soruları bizim sizin önünüze koyup hadi bunu çözün dediğimiz veya diye korktuğumuz soruları çeviriyorlar sizin önünüze koyuyorlar. Yeni nesil olarak sizin önünüze koyuyorlar arkadaşlar. Tamam bazen bu bir tık daha zor olabiliyor ayrı bir konu onu da söyleyeceğim şimdi. Ee, mesela burada arkadaşlar bir de temel yapıyı çok kullandırıyor burada. Yani temel yapı dediğim üçgende açı ve doğruda açıda da e, en bilindik tanımlar nedir? Mesela tam açı. Tam açı kurgusunu mesela bu soruda ve şuradaki soruda kullandırmış mesela ÖSYM. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ya da doğru açı mantığında bir doğrusallık da söz konusu olabilir. Tam açı, doğru açı kavramlarına dikkat edin arkadaşlar. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi de şey e, bu tür yapılarda bir de e, ÖSYM öyle bir soru sormamış ama e, bu eş yapıları kullandığı zaman şu ekstra eşitlere de dikkat edin. Daha öncesinde soruyu çözerken de söylemiştim. Mesela şöyle ekstra bir üçgen oluşturabilir. E, şu Şunlar hep birbirine eşit ya arkadaşlar. Şu şurada da x kenar oluşturacak şekilde bir yapıda bir soruda sorabilir arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere aslında şuradaki soru klasik. Açıları yazdığınız zaman ve tam açıyı kullandığınız zaman e, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru. Yani tam açı, yani tam açı 360 derece, şuradaki açı ve e, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece kullandıran bir soru olmuş mesela bu. Aynı şekilde şuradaki açıda da Şuradaki soru da aynı soru. Bak bakın. Tam açıyı kullandıran ve üçgen iç açıları toplamı 180 dereceyi kullandıran bir soru mesela bu. Gördüğünüz üzere. Ha şuradakinde değişik bir tarz kullanmış. Ama burada ben e, şey diye söylemem lazımdı. Kırmızı işte böyle kuzey diye yazmam lazımdı. Artık. Ama kırmızı çizginin artık sizde kuzey olduğunu biliyorsunuz. E, kuzey çizgisiyle yaptığı açı 20 derece diye belirtmişim. E, kuzey çizgisini burada sadece çizmek lazımdı arkadaşlar. Hatta ÖSYM bununla ilgili soruyu sorarken üçgeni şöyle çizmişti. Şöyle bir üçgen çizmişti. A'dan B'ye e, bizim pusulayı da şöyle göstermişti arkadaşlar. Şu A'dan B'ye A'dan B'ye bu ÖSYM'nin sorduğu soru daha kolaydı gerçekten. Pusulanın ibresi de şurayı gösteriyordu ve buraya da 90 derece diye gösteriyordu. Ha böyleyken siz Direkt düşünebilirdiniz böyle kuzey çizgisi hocam 90 derece olacak diye düşünebilirsiniz mesela A'dan B'ye. Ha, bu ABC üçgeninde hocam AB var, AC var. E, belki BC'yi de bulmak için şunu da çizebilirdiniz. Bunu da çizdikten sonra e, sonra pusulaları yorumlamak çok da kolay olurdu aslında. Sadece kuzey çizgisi burada. Kuzey çizgisini çizdikten sonra da ne çıkıyor burada? Paralel doğrular falan çünkü yine klasik üçgende açıya dönüşen bir soru aslında burada. Sonra başka baktığımız zaman e, eski nesil soruyu yeni nesil bir soruya çevirebilir. Yine tarz olarak ÖSYM ya da sözel bir olarak e, çok kolay bir soruyu. Hatta biz bunu silmişim şurada. E, ne yaptıydık arkadaşlar? ÖSYM'nin sorduğu soruyu da çözmüştük burada. E, çok çok kolay bir soruyu da ÖSYM'e sırf sözel bir halde sorabiliyor arkadaşlar. Yani ben şunu gördüm. 2018'den sonra ÖSYM artık şunu demiş. Kardeşim ben size üçgende açı ile ilgili 2018'den sonra da ağırlık vermiş üçgende açı sorularına. Sadece 2019'da sormamış. E, 2018'de hem TYT'de hem de AYT'de sormuş. 2019'da hiç sormamış. 2020'de hem TYT'de hem AYT'de sormuş. 2021'de de TYT'de sormuş. E, ama direkt konu ayrımları olduğu için e, niye AYT'de şeyleri sordu ya yani analitik ağırlıklı ve çember ağırlıklı sordu ya. Yani bundan sonra da öyle olacağı benziyor. Yani AYT'de artık açı sormayacakmış gibi hissettiriyor. Çünkü artık üçgenle ilgili soracağı soruları analitin içerisinde soruyor. E, Analitikin içinde de üçgende açı sorusu sorar mı? Ya, o biraz şahibeli. Dik üçgen, pisagor bağıntısı üçgende benzerlik sormak daha mantıklı mesela o konuda. Ama burada e, dediğimiz gibi TYT kısmında e, büyük ihtimalle artık her sene üçgende açıyla ilgili güzel yapıda bir soru bekleyebiliriz arkadaşlar. Ya sözel bir soru olur ya da bu şekilde e, kartonlu martonlu ya da daha değişik bir soru. Ya da şöyle bir yansımalı soru mesela. O soru daha hiç gelmedi arkadaşlar. Hani vurduğu açıyla gider diyoruz ya biz. Vurduğu açıyla gitmesiyle alakalı soru gelebilir. Onlara dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. E, o yüzden... Denemelerdeki böyle üçgen açı ile ilgili hoşunuza giden soruları böyle şey yapın çünkü genelde arkadaşlar yayınlar gerçekten bu işi tutturuyor yani çok kaliteli öğretmen arkadaşlar var çok kaliteli yazar arkadaşlar var yani bu sadece bizim kitabımızda değil yani diğer kitaplardaki denemelerdeki üçgen açı ile ilgili çıkmış güzel soruları bence böyle bir kesip bir yere bir koyun çünkü e, ya, akıl aklınızda kalsın onun benzerinde sorular hani aa, sizin çok hoşunuza giden sorular yani hoşunuza giden sorularda şunu demiyorum bakın zor demiyorum. Yeni nesil olarak gördüğünüz ve ilk defa gördüğünüz soruları şöyle bir kenara koyun. Farklı bir bakış açısıdır. Farklı bir mantık vardır. ve güzel bir mantıktır. İşte ÖSYM de öyle soruları yakalıyor ya. O yüzden üçgende açıda artık çok önemli bir noktada olduğu için o tür soruları da şöyle kenara notunuzu alırsanız sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Böylelikle açı muhabbetini bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani e, ÖSM benzeri sorularda üçgende açı sorularını bitirdik. ÖSM nereden nereye serisinde soru çözüm kısmında ilk videoyu bitirmiş olduk. Soru çözüm kısmındaki ikinci videoda yani dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen çözeceğim bundan sonraki videoda. O videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.